2,5-3 yıldır o artış oranları öyle haller aldı ki 3 yıllık bilançoya bakınca kira artışları 10 katına, 15 katına çıkan muhitler, bölgeler, lokasyonlar var. Şimdi bu ay nasıl bir tablo oluyor Eylül ayı enflasyon verileri sonrasında? Konutta, iş yerinde, kiralarda uygulanabilecek zam artışının tavanı belli. Konunun detaylarına bakacağız. TV100 muhabiri Başak Bilgin aktaracak uzmanıyla birlikte. Evet, enflasyon oranı 12 aylık ortalamaya göre hesaplandı. Kira artış oranı da %63,47 oldu. Peki kiralara bu durum nasıl yansıyacak? Kiracıların da en çok merak ettiği konulardan biri. Benim de yanımda çok değerli konuğum gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak var. Ben hemen ona doğru dönmek istiyorum. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi kira artış oranının bu ay için ne oldu, neler söylersiniz? Bu sabah TÜİK tarafından açıklandı. Biliyorsunuz kira artış oranlarında son 12 aylık ortalama baz alınır. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre de bu oran %63,47 olarak belirlenmiş oldu. Yani bu ay kira artışı yapacak kişiler kirasını %63,47 oranında artıracaklar. Şimdi tahtada gösterecek olursak aylık bazda ne kadar arttı? Size hemen onu sormak istiyorum. Evet, şimdi TÜİK tarafından açıklanan verilerde birkaç tane farklı rakam var, farklı değer görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Eylül ayı enflasyonu, yani bir yıllık değişim. Bu da %49,38. Tabii kira artışını bir yıllık değişim üzerinden değil, 12 aylık ortalama üzerinden yapıyoruz. Bu da %63,47. Bir aylık değişime baktığımız zaman da bir önceki aya göre enflasyon %2,97 olarak belirlendi. Şimdi efendim, bir de şu soruyu sormak istiyorum. Örnek verecek olursak, şimdi tabii ki vatandaşlarımızın daha iyi anlamasını sağlayacak olursak neler söylersiniz? Bir örnek üzerinden anlatır mısınız? Tabii ki. Örneğin 10 bin lira kirası olan bir kiracı bu ay kira artışı yapacaksa %63,47'den 6.347 liralık bir artış söz konusu olacak. Yani bu ay itibariyle 16.347 lira olarak kirasını ödeyecek. Tabii bu artışı kimler yapacak? Kira kontratı Ekim ayında başlayan kişiler yapacak. Bu her ay çünkü belirlenen bir oran. Geçen sene Ekim ayında veya daha önceki yıllarda Ekim ayında kira kontratı yapmış kişiler bu ay kirasını zamlı olarak ödeyecekler. Peki efendim, şunu da sormak istiyorum. %25 zam sınırı Temmuz ayı itibariyle kalktı. Bu kiralar enflasyonla birlikte nasıl yansıdı? Yani şu an İstanbul'da kiralar ne bandında? Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, %25 sınırı kalktı. Sadece konutlara bu uygulanıyordu. Ticarilerde, yani dükkanlarda, iş yerlerinde TÜFE uygulanmaya devam ediyordu. Şu an konutlarda da TÜFE'ye tekrar geçildi. Tabii bununla birlikte şu anda son 2 yılda özellikle %25 artıştan dolayı eski kiralarla yeni kiralar arasında ciddi bir makas oluştu. Tabii son dönemlerde biliyorsunuz konut fiyatlarının artış hızları da çok yavaşladı. Fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Artık TÜFE ile birlikte eski kiralarında artmasıyla birlikte artık bu makas biraz daha zaman içerisinde azalmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de biraz daha birbirine yaklaşacak. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi kira artış oranı %63,47 olarak belirlendi. Ancak bu maksimum rakam, yani bunun altında da ev sahibi bir rakam belirleyebilir mi? Belirleyemez. Kira hukuku, yani kira şartları borçlar kanununda belirleniyor ve borçlar kanununda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması kadar en fazla diyor. Yani en fazla yapabileceği kira artışı bu. Tabii burada şöyle durumlar da var. Örneğin 5 yıla dolduysa kiracının 5. yıldan sonra mülk sahibinin dava açarak raiç kira bedeli isteme hakkı var. Ama onun dışında 5 yılda olmadıysa en fazla isteyeceği kira oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması. Peki efendim, son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Geçtiğimiz aydan bahsedelim mi? Şimdi rakamlar açıklandı ama en çok konutta bir artış olduğu söz konusu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, harcama kalemlerine baktığımız zaman en fazla artışın konutta olduğunu, yaklaşık %97 civarında %100'e yakın bir artış olduğunu görüyoruz son bir yıl içerisinde. Bununla birlikte geçtiğimiz ay kira artış oranımız, yani son 12 aylık ortalamamız geçtiğimiz ay 64,91'di. Burada da nispeten düşük, az da olsa bir düşüş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu bir süredir devam ediyor. Ufak ufak düşüşler devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bu biraz daha azalacağını düşünüyorum. Peki efendim, son olarak bu ay kira kontratını ayarlayacak olanlar için ne uyarırsınız, ne uyarılarda bulunursunuz?
Burada tabii ki tarafların öncelikle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde anlaşma yapmasını, uzlaşmasını tavsiye ederim. Çünkü iki tarafında haklı, iki tarafında mağdur olduğu senaryolarla karşılaşıyoruz. Kira artışında herkes haklarını bilirse ve kendi ödeme gücüne göre de bir artış da yapabilir. Kira artış oranımız %63.47 ama bölgedeki kira fiyatlarına da bakmalarında fayda görüyorum. Örneğin bir süredir kira artışları, piyasa kira fiyatları çok hızlı artmıyor. O yüzden eğer %63.47 örneğin geçtiğimiz sene bir eve taşındıysanız belki kira artış oranı mevcut kiraların biraz üstüne çıkmış olabilir. O yüzden piyasa fiyatlarını da takip etmelerinde fayda görüyorum. Peki bu açıklanan rakam aslında fahiş rakamların da önüne geçer mi? Bununla ilgili mi yapıldı aslında bu çalışma? Esasında 2 yıl öncesine kadar zaten bu uygulama yapılıyordu. Yani yıllardır hep TÜFE'nin 12 aylık ortalaması uygulanıyordu. Tabii son 2 yıldır biliyorsunuz enflasyon oranlarının çok yüksek çıkması, biraz gayrimenkul piyasasındaki istikrarın bozulmasından kaynaklı olarak bu %25 sınırlama getirilmişti. Ama tabii ki orada da farklı problemlerle karşılaştık geçtiğimiz günler, yıllarda. Şu anda TÜFE artış oranı aslında biraz daha piyasayı yavaşlatan, biraz daha piyasayı piyasada orta noktayı bulduran. Çünkü TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yıllardır uygulandığı için bu oran zaten mülk sahipleri tarafından da kiracılar tarafından da kabul edilen bir oran. O yüzden bu oranın uygulanması biraz daha piyasayı rahatlatan bir unsur. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Evet, yanımda çok değerli konuğum gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak vardı. Son rakamları ondan aldık, değerlendirmelerde bulunduk diyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan size bırakalım.